Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Niye öyle bakıyorsun? Bu ev bu kadar güzel miydi? Daha önce hiç fark etmemişim. Bana bakıyorum. Beni bu evden göndermeye çalışıyordun. Hiçbir yere gidemezsin. Kilitleri değiştirip beni dışarıda bırakmıştın. O senin böyle bir kadın olduğunu bilmeden önceydi. Nasıl bir kadın? Bütün kaleleri zapt eden türden. Demir. Ne? Hadi çıkmamız lazım. Nereye? Leyla teyzelere yemeğe davetliyiz. Güzel. Çok güzel şaka. Biraz soğuk ama olsun. Güzel. Ya sen şaka yapmıyorsun. Of Selin ya. Ya nereden çıktı şimdi? Ama ne yapayım, kıramadım. Huylarını biliyorsun, çok ısrar ettiler. Bu sefer kimseye bıçak çekmeyeceksin. Yani şimdi bilemiyorum. Güzel, çok güzel. Bıçaklar çekilmeye başlamış. Demek ki verdiğim ödevler işe yarıyor. Geldim de böyle sırayla gelir işte. Sabahları gergin oluyorsunuz. Ben de akşamüstü bir bakayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar iyi yaptınız. Ben bir kahve yapayım o zaman. Ben de geçeyim. Aa, buyurun buyurun, kendi eviniz gibi. Nasıl sakız? Güzel, 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 güzel. İki ödevi de tamamlamışsınız. Ama diğerini niye yapmadınız? Yani sonuçta ikinizin de daha önce yapmadığı bir şeyler vardır değil mi? Yani işte onu öyle küt diye bulamadık o gece. Gece? Gece. Şimdi bir dakika. İkiniz de evin içinde o gece birbirinizin gözünün içine 10 dakika boyunca baktınız. Sonra... Yani 10 dakika bakmadık. 10 dakika lafın gelişidir zaten. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey canım? Aa. Ama vallahi kızacağım. Siz böyle ödevleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. O zaman içeriği kalmaz. Yani ben de söylemiştim ama... O dönem beyefendi benden itinayla uzak durmaya çalışıyordu. Peki hanımefendi... Neden uzak durmaya çalıştığımla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz doktor bey? Yani evet, ben kabahatli olabilirim. Ne manada? Yani böyle ufak tefek, çok küçücük, minicik hatacıklar yapmış olabilirim belki. Ufacık da minicik. Böyle söyleyince çok tatlı oluyor. Ben size olayın gerçeğini izah edeyim. Şimdi kendisi... Beni işimden ve evimden atabilmek için her türlü operasyonu düzenlemiş. Yetmemiş. Gidip mafya ile anlaşmış. Ha bu arada o konuyu daha konuşmadık. Unutmuş değilim. Ama Demir, yani biz bu konuları kapatmıştık. Onlar sen yeni geldiğinde olmuştu. Sonra ben hepsini bitirdim. Ha sormayayım yani sevgilimin mafya ile ne işi var diye. Sevgilim mi? Sevgiliniz mi? Ay vallahi ben de. İlk kez duyuyorum böyle. Ay kulağıma bir garip geldi Demir. Bir daha söylesene. Selin. Lütfen lütfen Demir Bey söyleyin. Bünyamin Bey. Neyse tamam tamam. Sonra söylersin. Uzlaşma. En sevdiğim. Ama konunun ayrıntılarını da merak ediyorum. Lütfen söyleyin siz. Ama Bünyamin Bey biz bu akşam bir yemeğe davetliyiz. Şimdi oraya geç kalıyoruz. Tamam. O zaman bir sonraki seansa bütün ayrıntıları konuşalım, olur mu? Siz de bu arada o ikinci ödevi lütfen yapmayı unutmayın. Tabii. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Belli oluyor. İyi günler. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi sen bu kadar hazırlandın. İnsafsızca güzelsin. Ve bütün bunlar Firuze Hanımlar için mi? Hayır. Seninle gideceğim için.
Bir dakika. Ben başka zamanlarda güzel değil miyim yani? Oo. Tam da yerine denk getirdi ya. Ne olsun? Hem güzel hem eli ağır. Sersin. Hazırladım ben. O mafya konusunu da konuşacağız hanımefendi. Çok tatlısın ama sen. Ama sen çok tatlısın. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşların birbirini sevdiğini sonunda kabul etti Bakibo. Bu çok büyük bir gelişme. Bundan sonrasını konuşarak da hallederiz. Yani sen öyle diyorsun ama bazı şeyler konuştukça Arap saçına dönüyor. Ne gibi? Gel bakalım. Oo, çok tatlısın. Ya Ayda var biliyorsun. Tanışmıştın ilk geldiğin gün. Selin'in arkadaşım. Biz bir süredir birlikteyiz. İyi de gidiyor. Çok hoşlanıyorum. Ama bazı şeyler olmuyor. Ya çok farklıyız. Kafalarımız bambaşka abi. Nasıl yani? Beni biliyorsun. Ben doğa insanıyım. Ayda hiç sevmiyor böyle şeyleri. Ben baş başa olalım istiyorum. Onun aklı arkadaşlarında. Sonra etrafı çok kalabalık. Ya Bünyamin abi düşünebiliyor musun? İlişkimiz hakkında herkesin bir yorumu var. Siz İbo'cum ilişkinizdeki ilk düzlüğe gelmişsiniz. Yani o ne demek ki? Sizinki Yıldırım aşkı değil miydi? Yani hızlı gelişti. Tamam işte. Bak birbirinize yakınlaşmışsınız ama tanımıyorsunuz. Seviyorsunuz ama kabullenemiyorsunuz. Size de ödevler vereceğim. Mesela randevular hazırlayın. Randevu? Evet. Sürpriz randevular. İşe yarar mı ki? Yaramazsa gel ben başka ödevler de veririm. Tofi nerede? Tofi nerede? Şunu uzun burnunu kıracağım. Nerede o? Gel oğlum buraya. Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.